Yayınıma hoş geldiniz. Özellikle önemli bir tespiti yapmak istiyorum. Yorumcularımız harika. Yayında bir dil suçmesi yaşasak hemen yorumlarda anında uyarı geliyor. Evet değerli izleyenlerime teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun bu konuda desteğiniz benim için mühim. Tarhuna'ya büyük taarruz olacak haberime başlamadan önce sizlere yayın, kanalıma abone olmanızı ve zil tuşuna basmanızı iletiyorum. Edindiğimiz bilgiler şu yönde. Tarhuna bir merkez. Bu operasyonlarda çok önemli bir merkez teşkil ediyor ve oranın savunması ve diğer bölgedeki kuvvetlerin çekilerek Tarhuna'da büyük bir savunma hattı kurdukları yönünde haber var. Daha önce bize Yerimük kampı içinde bu yönde düşünceler belirtiyorlardı. Şimdi kargo uçakları ne yapıyor? Bir bir mühimmat ve silah desteği sağlıyor, değil mi? Bu konuda lütfen endişe kimse etmesin. Bu konularda mühimmat ve silah desteği çok önemli bir destek. Stratejik önem taşıyan caydırıcı silahların gelme olasılığı çok yüksek. Bu konuda zaten size önceki yayınlarımda değindim. Özellikle Koral, elektron harf sisteminde radar karıştırıcı olarak kullanılan Koral'ı ilk biz Rus uçak krizinde tanıdık. Orada güneyimizde Rusları düşündüren ve çekindiren bir hamleydi bu. Özellikle o dönem Rusların ve ABD'nin kendi müttefiklerini e ee, ve onlara bağlı olan birlikleri vurduğunu da düşünürsek burada gerçekten önemli bir kıstas var. Yani burada Koral'ın caydırıcılığı hat safhada çözemiyorlar ve çekiniyorlar. Suriye'deki deneyimlerimiz. Suriye'deki deneyimler ne olacak? Suriye'deki deneyimler değerli izleyenlerin bizlere kılavuz oldu. Yani orada büyük bir deneyim kazandık. Acı deneyim ama tabii ki savaş öyle kolay bir şey değil. Oradaki deneyimlerimiz Libya'da bize önemli yerlerde stratejik bir üstünlük sağlatacak. Çünkü neyin nereden nasıl gelebileceğini, hasmın ne olduğu belli. Bu konuda Suriye'de karşımızda olanlar Libya'da karşımızda olan belli. Bunları da değinmemiz gerekiyor. Trablus Havalimanı'nın ikinci hedef olarak olacağını söylüyorum. Diyeceksiniz ki biz niye Trablus Havalimanı kapısına dayandık? Şöyle. Biz Tarhuna'yı hedefliyoruz ve Trablus Havalimanı aslında bu işin dalı. Buradan bir kez daha söylüyorum. Tarhuna bu işin kökü. Siz kökü zaten aldığınız zaman dal zaten kuruyacaktır. Demem odur ki Trablus Havalimanı'ndaki bulunuşumuz bir dikkat dağıtımıdır ve oradaki kuvvetlerin birlikte bütünüyle Tarhuna'yı savunmasını engellemektir. Yani siz ne kadar çarpana müdahale edersiniz? Mesela bir örnek vereyim. Bizdah. Alasaba e, şehrinin hemen altında mizdah yolu vardı. Biz oraya bir gir çık yapıldı değil mi? Neden? Dikkat dağıttık. Hafter oraya da tabii ki kuvvet kaydırdı. Ve orayı güçlendirmek için hamleler yaptı. Siz birkaç yerde bu stratejiyi güttünüz de, bu gerçekten onların işine yaramıyor. Bizim işimize yarıyor. Daha önce de şunu belirtmek istiyorum. E, bizim unsurlar mesela genel unsurları belli bir yeri vurduğunda veya Hafter bir yeri vurduğunda biz başka bir yere sihalarımız gidip ateş açıyordu. Yani olabildiğinde ters bir mantık yaptık ve lojistiği etkilemek adına Hafter'in ön birliklerine giden lojistiği sihalarımızda hep durdurduk. Evet etkisiz kıldılar. Tarhuna da Lena uçak desteği evet sağlanabilir. Evet sağlanabilir onu da söyleyebilirim. Ee, sağlanabilir. Tarhuna'da Lena, uçak desteği, evet LNA'ya uçak desteği sağlanabilir. Bu da tabii ki bir dezavantaj. Bunu e, ne yapacağız? O zaman sihalarımızı kullanmamız riske girebilir. HSS desteği mutlaka şart. O yakın bölgelere Tarhuna'ya yakın taarruzda mutlaka HSS yani havukların kurulması, Hisar geldiyse Hisar'ın kurulması çok mühim. Ayrıca Koral elektronik harp sisteminin kullanılması ap ayrı bir avantaj sağlayacak. Bunu her zaman vurguluyorum. Orada bir üstümüz varsa, orada biz birliğimiz varsa veya taarruz anlamında belli bir e, koridor açılmasını istiyorsak karşı radarların bizi anlamaması açısından çünkü gerek F-16 taarruzlarımız gerekliyse SİHA'larımızın iç taraflara Jufra üstüne kadar yaklaştığımız bölgelerden bir uçuş gerçekleştirdiğimizde belli bir radar e, etkileşim ve Koral'ın desteğini sunabileceği bir menzilin olması gerekiyor. Bize gelen bilgilerde Koral'ın tabii ki e, 120 kilometre karelik alanda bir menzilin olduğu söyleniyor. Evet değerli izleyenler çeşitli rivayetler de var. Tabii ki bunlar önemli sırlar, tabii ki önemli bilgiler ama kamuoyunun paylaşılan bilgileri söylüyoruz. Yani demo bilgileri tabii ki bu içsel bilgileri bilemeyiz ama Koral ülkemizin caydırıcılığı açısından önemli. Tarhuna çözülürse artık petrol bölgeleri için engel kalmaz. GNA bin gaziye yönelir. Hani birileri çıktı şimdi diyorlar ki biz diyorlar artık yarısını kadar alınca GNA diğer yeri kontrol edemez. O zaman soruyorum size LNA gidip orada belli milisel militan grupları getirip orada savaştırdığı zaman mı hakim oluyor? Ne ne demek istiyorum burada? Kabileler ve aşiretler güç kimdeyse... Kim burada kontrolü sağlıyorsa ona biat ediyorlar. Bunu görmüş olduk öyle değil mi? Bunu görmüş olduk bunu da biliyoruz. Tekrar söylüyorum özellikle Tarhuna hattında manpaslar verilmiştir. Gerekli kılınabilir. Çünkü Gureyn, Ebu Gureyn hattını vuran e, Lena unsurları için Evet Ebu Gureyn hattını vuran Lena unsurları Bir kez daha söylüyorum gerçekten bu konuda önemli bir e, sıkıntı oluşturabilir. Bir kez daha şu gerçeklik var e, helikoptere ihtiyacımız yok tekrar soranlar oluyor. Atak helikopterine kesinlikle ihtiyacımız yok şu anda çünkü saha şartları ne Çınar sistemlerine ne de atak helikopterlerine bir imkan tanımıyor. Katar'ın da kargo uçakları havalandı Libya'ya Katar'ın mali desteği tabii ki güzel bir destek bu destekler hepimizi memnun eden destekler ama tabii ki burada en önemli şey nedir en önemli şey değerli izleyenlerim koralımızın benim içimden geçeni söylüyorum, yüreğimden geçeni söylüyorum. Koralımızın özellikle vat diye üstünü çevresinde konuşlanması, operasyon yapacağımız tarhunan alt hatlarında çok gizli ve korunaklı bir bölgede konuşlanması. Oradan e, sihalarımızın özellikle e, karşı tarafın HSS'lerinin etkilenmemesi açısından belli koridorların anlık açılıp çünkü düz alan da var. Bakın avantaj var engebeli değil. Arazi engebeli olmadığı için de bizim sihaların taarruzları için oldukça çok cazip bir yerde. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Anlık taarruzlar önemli kayıplar verdiriyor ve bu önemli bir avantaj da sağlıyor değerli izleyenlerim. Ve her zaman söylediğim gibi Suriye'deki deneyim oradaki birliklerimize olağanüstü bir kazanım sağlatacak. Tekrar ediyorum Suriye'deki deneyim bize oradaki ee, Libya'daki bu mücadelede önemli bir avantaj da sağladı. Şimdi Tarhuna'ya büyük operasyon işte bu kargo uçakları. Neden geliyor bu kargo uçakları değerli izleyenlerim? Bu kargo uçakları oradaki bu GNA unsurlarının, Türkiye'mizin desteklediği unsurların daha da güçlenmesi için geliyor. Bu kargo uçakları takviye için bu taarruzlara bir imkan ve yakıt ve güç vermek için geliyor. Mühimmat desteğinden, silah desteğinden, belki de savaşçı desteği bilemeyiz. Ama burada diğer taraf hep getiriyor da, e, GNA mı getirmeyecek? Yani meşru hükümet kendini mi korumayacak? Sayın Saraç'ın bir sözü vardı, onu buradan hatırlatmak istiyorum. Yabancı bir ajans mensubu Libya Başbakanı'na şunu sordu. Dedi ki, size Suriyeli savaşçılar geldi. Bunu nasıl tasvip ediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? Dedi ki Sayın Saraç, ya dedi ben yasal hükümetim. Ben seçilmiş hükümetim. Ben Birleşmiş Milletler'den taraflarından tanınan bir hükümetim. Burada benim devlet otoritemi korumak başta Birleşmiş Milletler'in başlıca vazifesi olmalı. Kuruluş amacına uygun olan bir söylemi geliştiriyorum. Yani nefsi müdafaa için benim yaptığım ittifaklarla uğraşılacağına benim buradaki haklılığıma bakın dedi Sayın Saraç. Yani Suriye'den getirilen, Milli Ordu'dan getirilen ÖSO savaşçılarının ee, burada yani Libya'da konuşlandırılmasının bir nefsi müdafaa olduğunu söyledi Sayın Saraç. Keyfer mi getirdim dedi. Yönetim gidiyor. Birleşmiş Milletler'den tanınan yönetimim, devlet yönetimim gidiyor elden dedi. Tabii ki haklıydı. Yani bu yüzden Türkiye'de demokratik bir şekilde seçen, seçilen, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu hükümeti destekleme kararı aldı. Çok büyük bir taarruz. Bakın çok büyük bir taarruz gelecek. Bu taarruz için bu hazırlık. Kargo uçaklarının gelmesi de bu yüzden Artık kimse Bu kadar başarı gelirken Yok barış anlaşmasıdır yok şudur budur Bunların hepsi LNA unsurlarını Yani karşı tarafı güçlendirmek için yapılan Çalışmalardır Bunlara asla vakatli müsaade edileceğini kimse düşünmüyor Tarhuna'ya büyük taarruz için Çok önemli bir startın verileceğini Düşünüyoruz değerli izleyenler Çok önemli adımlar çok yakın İnşallah bu deneyimler ve bu adımlarda önemli kazanımlar getirecek Tarhuna'ya büyük taarruz çok önemli kazanımları nasıl getirecek göreceksiniz. Öyle hızlı bir çözülme olacak ki bir anda kendini Gana petrol bölgelerinde bulacak. Bu çok avantajlı bir durum. Bu çok önemli bir durum. Bu mühim bir durum değerli izleyenlerim. İnşallah bu gelişmeler lehimize sonuçlanacak. Bekleyip göreceğiz. Evet değerli izleyenler yayınıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tarhuna'nın çok kısa zamanda düşeceğini biliyoruz. Bu takviyeler süsliğe gelmiyor ve temiz ve güçlü bir taarruz olacak bakıp göreceksiniz ve gurur duyacaksınız. Gelişmeleri benimle izlemeye devam edin. Bir kez daha söylüyorum. Koral sistemi bir elektronik harp sistemidir. Rusya ile yaşadığımız uçak krizinde Türkiye'nin savunmasında ve caydırıcılığında çok önemli rol oynadı. Özellikle son Suriye yaptığımız operasyonlarda çok önemli rol oynadı. Işık tuttu bir nevi sihalarımızın yollarına. Onların tabii ki rakip e, radar ve e, hedef unsurların e, unsurların hedefi olmaktan korudu sihalarımızı Yani KORAL bir nevi bir ışık birliklerimizin geçerken korunaklı bir koridordan geçmesini sağlayan ve bu konuda F-16'larımız için hiçbir basın kuruluşu da değinmemişti. F-16'larımız Türkiye sınırındayken S-400'ün S-400 menzilinde değil miydi? E, F-16'larımız Türkiye sınırından somları atarken S-300'lerin e, menzilinde değil miydi? Pansirlerin, e, pansir sistemlerinin, pansir sistemlerinin menzilinde değil miydi? Menzilindeydi. O zaman neden birisi F-16'ları vuramadı? Bir, hemen söylemek istiyorum. En büyük neden şu, Koral'ın o anda sınırda açtığı koridordur. Yani sinyal karıştırıcı sistemlerdir. Bunlar çok mühimdir. Özellikle bunu belirtmek istedim. F-16'ların rahat sınırdan son atışlarını yapması. Sınır geçmediler. 250 kilometrelik son menzilleri var. Ama rahat atışlarını yapmasında Elektronik harf sisteminin çok bir faydası var. Evet değerli izleyenler yayında dilimiz sürçebiliyor. Bazen isimleri karıştırma durumu olabiliyor. Spontan yayın, doğaçlama bir yayın bu. Olabiliyor. Lütfen yorumlarda hatırlatın. Olabiliyor. Ben de o yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum uyarlarınız için. Şimdiden görüşmek üzere. Büyük taarruza az kaldı. Bu müjdeli haberi almak üzere